Hazır mıyız? Kayıttayız abi. Ha. İyi laf soktun ha. Mustafa hallettim abi, hadi konuş. Güldür millet hadi. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Orayı doldurduk mu? Ha? Doldurduk. Tamam. O birinci bölümden bana zoomlayıp kimler gittiyse göndersene Allah'ın seversen. Muhtemelen de davetli onlar, Allah'ın nankör köpekleri. Buralar da yayınla. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Rabarba Talk yeni bölümüyle alkışlarla başlıyor. Bugün önce tabii ki kadınlardan başlayalım. Sevgili oyuncu arkadaşım, yıllardır Rabarba konuğu Merve Polat bizimle. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, bak ne güzel oldu kısacık. Ve Cem İşçiler. Merhaba abi. Komedyen arkadaşım, ikinci Rabarba Talk'u. Rabarba'ya, yani radyo programımız 11 yıldır, henüz 6 aydır geliyor olmasına rağmen ikinciye gelen ilk konuk. Bu kadar hırslı köpek ben hayatımda görmedim. Abi ne zaman geliyor? Abi yarın mı geliyorum? Abi uçak biletimi değiştireyim, erken alayım öyle geleyim. Ama hakikaten bayağı Ankara'dan bu oyun için sen bana bilet aldın ya. Evet. Yapımcılık yaptım. Dedim ki uçak biletini erken alalım, ne kadar dedim. Dedi ki 93 lira. Dedim ki al gitsin. Kafamda 100'e kadar bir meblağ vardı. Bugün yaşam standardı konuşacağız. Yaşam standardı nedir ve biz bunu nereden anlarız? Bir sürü cevap verelim de buradaki seyircilerimiz de bol bol katılacaklar. Başlayalım mı? Başlayalım. Bak çok güzel ha. İyi bir yatak kullanmak. Aa, bu standart yükseldi. Evet, insanın yatağı çok önemli. Ha, ben yatağı iyi kullanmak anladım. Uzun ömürlü olsun. Yani verimli kullanmak. Yalnız yatmamak. Ben hakikaten hayatımda yatak benim için buzdolabı gibi yani. Bir kere alınır. Öyle mi? Tabii canım. Demek ki sen yatak... iyisini alıyorsun. Sende ucuz olacak kadar şey göz yok. Yok, yatak olsun. Çivilli. Ucuz alıp uzun kullanıyor. Yani onu nasıl beceriyor anlamıyorum. Nadir kullanarak. Şu mesela çok güzel değil mi? Bazen mesela biriyle uyuyacaksın da yatak tek kişilik. Ana! Ne güzel değil mi ya? Tek kişilik yatakta iki kişi. Yani kız ezilmiş. Öyle söyleyeyim, anladın mı? Şöyle bir yatak cinsi varmış biliyor musunuz? Diyelim. Çok akalite yatak. Bir köşesinde şarap kadehi duruyor. Ben öbür köşesinde zıplıyorum. Kadeh devrilmiyor. Yani bir yerdeki zıplama... Ne dedin ona? Stabilizasyon. Stabilizasyon mu? Hmm. Oo. Bir yerdeki konjüktürü... öbür taraf duymuyor. Anlamıyor. Öyle kalite yatak. Hiç yani, böyle bir yatağı yattın mı? Bizim evdeki öyle canım. Öyle mi? Yatak full şarap. Yana yana yatıyorum öyle. Abi benim işte öyle bir derdim olmadı yani. Ama şarap kadayım yatarken. Şarap bir konu o değil aslında. Soda oluyor mu mesela? Hayır hayır. Ayran koymuş. Kefir koymuş zıplıyor. Şimdi kastettiğim o değil. Şimdi sen uyuyorsun ya köşede. Ben geldim istediğim kadar yatağın öbür tarafında maymunluklar yapayım. Sen duymuyorsun. Uykundan uyanmıyorsun. Peki buradaki sorun o sen benim yatağımda zıpladığın halde bardağın devrilmemesi mi? Ay onu gösteriyor işte yani. Orayı hiç etkilemiyor diyor. Ha. Sen şaraba çok takıldın. Şarap boş ver. Su da olur o. Hadi senin için su. Su tamam, şaşal. Beşlik şaşal koydum, zıplıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ben ikna olmuyorum abi. Ne? Yeni yatak almaya. Tamam. Oğlum ben bir yatak satıcısı değilim şu an sana. Abim. Abim yatağım tam senle. Gel abim. Senin şu anki mesela yattığın yatak A kalite diyebilir miyiz? Diyemeyiz. bizim, şimdi ben annemlerin yanına yerleştim ya yeni. Esenlere. İşte standart bu. Esenler'de aileyle 30 yaşında kadın sıçam ya. Eve de şöyle bir şey yapılmıştı. Şimdi yatak bizim için önemli hakikaten. Evde de bir annemle babamın yatağı var. Bir de kız kardeşlerimin yatakları var. Her markadan birer tane alındı. Hangisi daha iyiyse değiştirelim diye. Babamla annemin yatağı çok iyi çıktı. Evdeki herkes orada yatmaya başladı. Diğer yataklar boş. Bir de koltuğun süngeri çok iyi çıktı. Yani koltukta yatan evin içinde bir gece dolaşma var. Babam uyanır televizyon izlemeye gelir. Bir bakarsınız kardeşim gitmiş annemin yanında yatıyor. Ben uyanmışım, ben girmişim aralarına falan. Yani aralarında mı? Evet evet. Bizim evde böyle bir yatak sirkülasyonu var. Abi yüzden... benim kafam karıştı. Bir yazabilir miyim? Tam şimdi... kardeşim nerede yatıyordu? Kardeşim bizde kalıyor. Önce onu söyleyeyim. Çünkü yer kalmamış.
Sonra bir saat sonra babası geliyor kardeş gelince. O da bizde. Allah'tan bir tanesi evlendi. Şimdi herkese göre yatak var. Ama sen, yine annemlerin yatağı. Mesela yetişkinken ana babanın arasında yatıyorsun değil mi sen? Yatıyorum evet. Değişik kültür ha. Öyle yapan var mı? Annesiyle babasıyla yatan. Başka? Hani mi? Tamam lan dur. Gencilikte bir ilk. Ver abi kamera bana. Çek abi sen de. Onu sen de kameranın önüne gel. Hadi gel gel. Yok öyle bir şey. Gel. Hadi Ahmet. Bu tarafa gel. Evet gel abi. Gel bir şey olmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaş kaç? Yaş 28 abi. Tamam. Ananla babanla mı yatıyorsun? Ya mesela şimdi ben ailemden uzak yaşıyorum. Antalya'da onlar. Mesela tamam. Geldiler şu an. Annemin yanına yatıyorum. Öpüyorum falan yani. Öpüyorum. O arada babam da kaynıyor yanında. Mecbur yatıyorum. Babam mı kaynıyor? Babaya bak. Aa! Hanıma yaklaşacak fırsat doğdu ha. Şu salağı ittim mi ayağımla? Aslında annemi öpmek için diyorum ama o da kıskanıyor tabii. Ya ama şeyi kıskanıyor. Benim annemi öpmemi o kıskanıyor. Babam annemi kıskanıyor yani. Bir kere de beni öpmüyor yani. Gelip... ben annemi öpüyorum, o da annemi öpüyor. Anneye bak. Sürekli anne kaybediyor bu hikayede. Anladım. Ne güzelmiş abi. Çok teşekkür ederiz. Yayınlayalım mı buraları? Tabii ki de abi. Ah canımsın süper. Var mı böyle yatağa sağlam biri? Yatağa para verdim diyen. Bu dediğim galiba benim disco yatakmış. Marka mı bu? Değildir inşallah. Değil değil mi? Ha, tamam. Marka değil, disco yatakmış. Böyle diyelim ki sanki biliyormuşum gibi. Evet. Var mı böyle kaliteli yatağı alan? Valla anlatsın acık bize. En sevdiğim konu, yatak konuşuyoruz. Nasıl yatağının güzel olduğunu nereden anlıyoruz? Şöyle aslında şöyle özleteyim. Ben hep çok kötü yataklarda yattım maalesef. Çocukluğumdan beri çok belim ağrıdı. Ve daha önceden yaptığım bir iş dolayısıyla belimde fıtık var. Ve boynumda da var. O yüzden... Ya niye içimiz, yüreğimizi dağladın bu kadar şu an? Bizde de var da yani. Ayrıca bir kütletsen geçer aslında. Siz anlatın ben size fon yapacağım. Sonra altın vardı dedim çok güzel bir yatak istiyorum. Benim ağrımadan uyanmak istiyorum diye. Ve gittim çok hakikaten bayağı bir para verip yatak aldım. Ve çok gerçekten gülerek uyanıyorum ya artık belim ağrıyor. Gülerek mi? Bir şey var mı? Bel ağrısı da uyanmak çok kötü. Tabii tabii. Çok hakikaten can yakıcı bir şey. Çok. Burada da başka bir dertli var. Bu nasıl bir ortam ya? Müge Anlı gibi ortamız. Bu nedir ya? Gerçekten denemedim ama galiba bizim yatağımıza bahsettiniz de yani böyle mesela dokunuyorsun. Kaldırdığında elinin izi çıkıyor ve bir süre sonra o da yok oluyor. Öyle bir yatak. Bizimki de öyle de pislikten. Hanım bu neler böyle? Tozlanmış 6 yıldır aynı yatakta yatıyorlar. Ayakta uyuyor böyle. Bazen mesela böyle odamdaki tozu güneş içeri vurduğu zaman havada görüyorum biliyor musun onu? Böyle hayvan gibi beyaz toz. Orada bazı insan var bundan çok rahatsız oluyor. Bazısı var böyle ağzıyla alıyor. Ya arkadaşlar işte anlatıyorlar böyle. Ne var lan? Teşekkür ederiz. Şimdi biraz para verdim dedin ya. Sen bu yatağa ne kadar verdin? Allah sen. Ne ha. Aslında 15 milyardı. Milyar, teyzem ya. 15 bin lira, annem o gün gitti 6-0. Allah kahretsin, teyzem kılıklı. Evet, 15 milyar olsa hiçbirimiz alamayız yani. 15 milyardı ama indirime girmişiz. Sen ben hangi konuda şaka yapıyorum zaten az önce? Hep beraber güldük mesela, insanlar güldü. Tamam, 15 bin. Bana sinirlenemezsin, ekonomi böyle yani. Tamam. İndirime girmişti, 8 bin TL. Olmuştu. Allah Allah! Sonra da 4000 YTL'ye aldım. Gerçekten öyle. 4,5 aldık. Arkadaşım orada çalışıyordu. Onun indirimini kullanarak... 4. Bu nasıl indirim? 15 bin lira. Abi yatak 1 milyon dolardı. 12 liraya aldık. Öyle şeyler oluyor bazen etiketlerde. Hatırlıyor musunuz onu? 6999'a çarpı 60, 182 lira. Sikti lan oradan yani. O çarpıyı ne yara yani? O, kim aldı o fiyattan? Çok teşekkür ederiz. Evet. Ama böyle yaşam standartının böyle düşük olduğunu, yaşam standartı yüksek bir yere gittiğin zaman anlıyorsun abi. Bugün buraya geldik ya, biz buradayız. Burası biraz böyle pahalı bir yer. Ben de dedim saçımı yıkatayım. Şurada bir kuaför var. Yıkattım. Bir dedim sakalı düzelteyim mi dedi adam. Ben de herhalde ondan, benden yapar diye düşündüm ben. Siz benim evladıma çok benziyor. Ben senin... Oğlum niye ondan olsun sakal düzeltin? Böyle içten söyledi ki. Yani düzeltin. Seni ben bir yıkayayım mı bugün burada? Soydu beni çıplak. Burası böyle maslak yer, değişik bir yer. Ama şimdi fiyatı söyleyince yıkasana değer bir şey. Sonra işte ne kadar dedim? 50 lira dedi.
Ben de tabii o an bir şey diyemedim yani. Verdim 50 lirayı, çıktım, montu da unuttum içeride. Bıraktım, sonra montu unuttuğumu hatırladım. Montu unuttuğumu hatırladım, düşündüm, mont 15 lira. Evet, dedi ki yanlışlık olmuş fiyatları dedi. Ben dedim herhalde, he, bak 50 olur mu falan diye. 30 lira daha istedi benden. Dedim keşke montu bıraksaymışım. Daha kendi olacak. 80 liraya. Evet. Sen? Saçımı yıkattım, bir de şey. Sakal, acık. Ne acık, dokundu yani. Sen kuaföre çok para kaptırır mısın? Yok. Vallahi, çok çok şıksın ama. Teşekkür ederim. Nasıl oluyor bu? 6 ayda bir kestiriyorum. Uzayınca yeni model oluyor. Ona göre kullanıyorum. Ben hiç o şey kadınlardan değilim. Saatlerini kuaförde geçirenlerden. Aksine mümkün olduğu kadar az geçirmeye çalışıyorum saatlerimi. Ama yani çok kuaförden gelmiş gibisin şu an. El becerisi biraz. Kendim beceriyorum. O yüzden herhalde. Merveciğim sen güzelsin, güzel. Biz gidiyoruz kuaföre. Oluyor ya Ronaldo, Beckham yukarıda fotoğraflar böyle. Zannedin ki aynısı olacak. Beckham'ın aynısı. Surata bak, Beckham oldun mu abi? Al bak oldum burada, gördün mü? Tabii çıkıyor top var, orta kesiyorum Beckham gibi. Yüz olamaz, bari ayak olsun. Pedikür yapıyor. Şuradan kes bakalım Beckham olabilir misin? bak çok güzel cevap gelmiş. Çöpünü market poşetiyle değil, çöp poşetiyle çıkarmak. Ya, battal boy! Çöp poşetiyle mi çıkarıyorsun? Yok. Normal bildiğin, değil mi? Evet, market poşetinin içine. Bunun en düşük standardı herhalde çöpü eliyle çıkarmak. Karpuz kabuğu burada. Sabahtan çay kalmış. Böyle böyle atacaksın dışarıda. O artık annem ince. Annem mesela bazı şeyleri kullanmıyor ama hani o çöp poşetini. Diyelim ki işte pet şişe ya da yumurta kolisi gibi büyük şeyleri. Bunlar diyor çok yer kaplıyor. Bunlar elle gidebilir. Onlar bizimle beraber her dışarıya çıktığımızda konteynere gidiyor. Bunlar için kullanmıyoruz. Öyle mi? Evet. Ellen gönderiyorsun. Bir ara şey yapmıştı. Geri dönüşüme merak salmıştı. Geri dönüşüm poşetlerine koydu. Sonra dedi ki bu çok yer kaplıyor dedi. Vazgeçti ondan. Anneye bak, çevreye duyarlılığa bak. Ne kadardı? Evde fazla yer kaplıyor. Evimiz 1+1 bu nedir ya? Cem. Evinizde ayrı çöp şeyleri var mı? Çöp kutuları, plastik. Yok be abi. Yok mu? Nerede var? AVM nerede var o böyle? Biz de Stars'ta AVM'de yaşamıyoruz ki. Var mı? Oğlum siz, ben ailece Kapitol'de yaşıyorsunuz diye biliyorum yani. AVM nerede var diye. Vallahi aradığım cevap ya. Ben de zaten o AVM nerede onu, ona göre atarım da görmedim yani. Hani elinde ne var? Plastik, şunu atayım diye. En yakın neyse onu atıyorlar. Sonra onu başka biri galiba alıp görevli bakıyor. Bu hayvanlar var burada ya diye. Bak çok güzelmiş ha. Bankada içeride hayvan gibi insan beklerken bankanın kıymetli müşterisi olduğun için tak diye ön sıraya geçmek. Oo. Biz genelde bu kim bu yavşak, kimi tanıyor diye bekliyoruz ya. Biliyor musun onu? İşte 112'yim ben, 111 olmuş. 9-7 yanıyor. Siktir git, bende sıra yani. Yeni gelmiş kel bir tane, belli ama kodaman. Tık diye içeri giriyor. Ne yaptı da belli değil yani. O tam belli ki kredi nereye çekecek yani. Tabii canım, doğalgaz fotoğraf yatırmaya girmiyordur herhalde. Benim suyu kesmişler 52 lira, onu çeker misiniz bir? Bir de artık şey var mesela, kartla numara alıyorsun ya, seni ismine çağırıyorlar. Öyle bir şıklık yapmışlar mesela. Merve Hanım, ben böyle gidiyorum. Çağıran kim? Ona. İşte sen veznede işin var diye. Ha, vay. Artık yani bireysel müşteri gibi görüyor seni ama direkt yukarıya almıyor. Hani o 10 binlik müşteri gibi falan almıyor ya da milyonluk müşteri gibi falan almıyor. Sen orta giriyorsun. Ne iş yaparsan yap sana şeyde Merve Hanım buyurun. Tık 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 gidiyorsun. Ne küçük bir tatlılık yapmışlar. Bir yani. İsteder ama insan iyi. Beni evet. Hiç çağırmadı kimse. Öyle yani şey. Sen hiçbir bankanın müşterisi değilsin. Şeyde benim. Bekledim. Bu ay doğalgaz 650 gelince. Dedim belki. Yukarı çağırlar herhalde beni yani. 650 geldi abi. Cem Bey. Gel buraya gel. Cem böyle çağırıyor. Kol gibi girdin mi oraya? Ama şey abi biz... Ama rahat ödedik bu ay. Yukarı çıkıyorum bacağını geçir. Aaaa. Cem Bey açayım bir klimayı. Evde soğuktur sizin şimdi. Hakikaten abi biz şimdi çocuğumuz doğduğundan beri para biriktiriyoruz. Hani o 18 yaşına gelince hesabında para olsun diye. Vay. Daha 2 ay oldu, açtık doğalgaz önünü. 2 ay oldu abi, çocuk borçlu şu an ya. Banka bana kredi vermeyince çocuğun üzerinden aldım. Tüyü bitmemiş, yetim kredisi diye bir şey varmış, duydunuz mu hiç? 1000 lira falan alabiliyorum. Sen ama çocukla ilgili çok yanlış kararlar almışız ya, bazen düşünüyorum. Şimdi çok duygusal bir durum, 11 aylık babayım.
Bazen diyorum hani çocuğuma bir şeyler yazayım, yıllar sonra okusun. Hani orada iyilik et kullanırsın ya işte, işte Mesut'um, Merve'm diye başlıyor. Bizim çocuğun adı Toprak olduğu için. Canım toprağım. Ben baban. Evet, ne yaptın toprağım gibi başlıyor. Ya, romantik olmuyor. Ya. Zaten çocuğun adı Toprak İşçiler. Tam fakir ismi. İşçisin sen, işçi kal çalıyor arkadan sizin evdesini. Bu çocuk bu programı izlerse çok ağlar sonradan yani. Buradaki maddelerin hiçbirini yaşayamayacak, anladın mı? Toprak işçiler. Mesela şu an evde çocuk var diye köklüyor musunuz doğalgazı? Yani köklüyorduk 650'ye kadar, şimdi çocuğu ikna etmeye çalışıyoruz. Ya ki acık so. Vücut ısını kendin ayarla acık ya. Allah Allah. bakalım. Buzdolabında kolayı 2,5 litre, 1,5 litre değil de kutu kola olarak içmek. Aa evet. Yaşam standardı mıdır? Yaşam standardıdır. Değil mi? Evet, ama ben mesela yaparım bunu Esenler'de bile. Vallahi. Evet, çünkü öteki türlü asidi çok kaçıyor. Kaçsın canım. Sevmiyorum. Bazı kolanın dibi çıkıyor ya, dibi. Bildin mi, çok şekerli. Şekeri görüyorum. Bildin mi, şeker orada ya, görüyorum. Küp olmuş tekrar yani. Derler ya, bir bardakta 19 küp şeker varmış diye. Ben 19 tane görüyorum dibinde kolanın. Geri dönüşüm, böyle bir şeker var geri dönüşüm. Başka var mı yaşam standardı örneği verecek olan? Hadi katılımcı olun. Yaşam standardı nedir, nereden anlarız? Buyurun. Cevap gelene kadar bir tane anlatabilirim istersen. Tabii. Babamın yaşam standartını. Çünkü o bize, abi şimdi bizim durum çok iyi değildi küçükken. Babam böyle fakir olduğumuzu anlamayalım diye zenginliği kötülüyordu bize küçükken. Şey diyordu mesela, işte zenginlik deniz suyu içmek gibidir. Ne kadar içersen o kadar susarsın. Ben 6 yaşındayım. Geceleri babama sarılıp inşallah zengin olamayız diye ağlıyorum. Korkuyorum. Baba kazanma, hayır kazanma. Kendini geliştirme, dili öğrenme ne olur. Oğlum öyleydi. Babam hep böyle, biz fakiriz diye ne güzel, herkes bizi konuşuyor sanıyordu. Çok güzel bir şey herhalde. Şey efsanesi vardı 90'larda, zenginler birbirlerinin eşleriyle yatıyorlarmış. Biliyor musun onu? Böyle çok cahil ortaokul ortamında. Abi herkes birbirinin eşiyle yatıyormuş. Niye zengin olalım diye böyle. Bir de şey var ya mesela, çok zenginler. Şimdi bütün her kadınla olmuş. Artık abi bunlar birbiriyle olmaya başlıyor diye bir ha, geyik var. Bıkmış. Ondan ben korkuyorum zengin olmaktan. Seninle de her gün beraberiz. Şimdi beni de bir korku sardı şu an. Merve, kaç tane kışlık montun var? 5. Güzel. Bir bu standart. Kaç tane var? 1. Bir kişi için mi diyor? Bütün sülale mi? Değişe değişe mi giyiyorsunuz? Yatak gibi mi yapıyorsunuz orada? Yok. Ama yani kızlar giyiyor aralarında da. Benim şahsi olarak 5. Benim 1. Benim de 1 abi. Erkekte daha az değil mi? Ver bakayım şurada öbür fakire, bak şurada. Sen de bizdensin yani. Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Mikrofon geldi. Sübhaneke okuyordun az önce. Korkma ya o kadar. O kadar korkma ya. Hocam, tek montun mu var? Tek. Ama sağlam. Sağlam. Hayır. Kaç yıl, kaç kıştır var o? 2 olacak da. Bir önceki 4-5 olmuştu. Evet, yani mont dediğin, kışlık mont dediğin tamamen eplediği zaman yeni alınır. Ya mont da değil aslında, yağmur. Çok soğuk havada ne yapıyorsun? İçime kazak. Gayet güzel. Yok, sıcak tutuyor ama. Yağmurluk. Peki hanımefendi niye sürekli hayır diyor? Var belli ki montunuz. Niye yalan söylüyorsunuz? Dolaptakileri hatırlamıyorum. Ver bakayım hanıma. Erkeklerde şöyle bir şey var ya, bir tane şeyi çok sevip onu sürekli giymek. Bence öyle bir durum var orada. Çok sevdiği bir mont. Belli ki çünkü yağmurluk ama hala onu giyiyor karda kışta. Dolapta gocuk var, gocuk onu giy. Haberin olsun. Adamı sorguluyoruz şu anda. Sen kimsin? Sadece şuraya bir ışık verelim. Her yeri karartalım. Hanıma ver, hanıma. Ben senin yalancı olduğunu anladım, hanıma ver. Al ya, al kuzum. Ne haber? İmzalı. Montu var mı? Vallahi doğdu. Ben ne yapayım montu? Ne demek o? Hiç giymiyor. Sadece bir tanesini giyiyor. Nasıl giyiyor? Çok güzel. Hocam, çok önemli değil ama rezil oldun yani. Ama o arkadaş şeyden muzdariptir belki. Onun da gençliğinde
Hani böyle gereksiz bir arkadaş vardır ya, deri ceket alırsın, deri mi diye yakmaya çalışır ya. Öyle bir gerizekalı bir arkadaş var. Gerçek deri mi lan bu? Aynen. Arabada gidiyorum eminim. İşte arkadan böyle seni yakmaya çalışan biri böyle. Ne yapıyorsun diyor, onu bakayım diyor, gerçek deri mi diyor. Benzin dök yok amına koyayım bari. Manyağa bak ya. Küfür ettim yanlışlıkla. Adama sinir oldu. Seni kurtarayım diye götümden attım bir iki ay. Çocuk en son ben yaptım. Ver şimdi geri, yalancıya ver geri. Şavaz ya. Hocam Allah bir şavaz. Şimdi kaç montun var? Son haliyi artık öğrenelim. Valla benim giydiğim bir tane. Hah, giydiğim bir tane var. Bildiğim. Bildiğin? Evet. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Eşiniz mi? Emin miyiz? Anladım. Peki teşekkür ederiz. Böyle muallak yayınlayalım burayı. İzleyicilerimizin bir kısmı senin doğru söylediğini düşünür, bir kısmı, büyük bir kısmı yalancı olduğunu düşünür. İş yerine kadar büyük ihtimal doğru söylediğimi biliyorlar. Başka bir monta gördüm de şimdi. Ha, anladım. Şu an aile faciasına doğru gidiyoruz. Ben çok istiyorum ayıralım bir kişiyi ama olmuyor abi. Al bak bokum boşalır size bu sebepten. Hayatım onu da giymeyeceğim vallahi bak ya. Teşekkür ediyorum ikinize de. Canımsınız. Devam. Ulan çok güzelmiş ha cevap. SSK'nın verdiği gözlüğü değil de para ekleyip pahalı gözlük alan yaşam standartına sahiptir. Evet ama gerçekten değil mi? Böyle bir şey var. SSK bir kısmını veriyor galiba. Belli bir meblağa kadar. Veriyor. Tek cam mesela... Tek cam. Çok kötü çerçeve falan veriyor. Evet, yani. Yani sürekli babaannelerimizin şu kare gözlüğü vardı. Bir tane tam karşımda babaanneciğim var. Onun gibi değil. Benim babaannemin gibi. Sizin gibi değil. Böyle kare. Sizin güzel de kare de değil. Sizinki çok güzel. Çok güzel gözünüz. Yani o gözlüklerden biri. Merve şu an çırpınıyor mu? Sizin gözünüzün yağınızı yeriz. Hadi Merve coştu. Hayır bir onu... Mikrofon ver bakalım. Bak ben de öyle yapıyorum. Ver Ahmetciğim. Konu hem tanışalım dünya güzeli ablamızla. Para verip kendim alayım. Ben anladım para verildiğini o gözlüğü zaten. Ay benim yok, ucuz gözlük. Yanlış yapıyorum, olma geldim de. He, kaliteli evde olma gelirken randıyı tak. Az gör onu zaten boş ver. Demek ki canın sıkıyor oğlan senin. Biraz ışığı kaldırırım. Çok iyi bir yere gidersen böyle. İyi güzel bir yerlere gidersen. Sağ ol abla, sağ ol. Ablacığım. Öncelikle şu son cümleye kadar seni sevdik. Bilseydin o pahalı gözlüğünü giyer miydin? Yok. Yok, ben çıkardım sonra kıyamadım. Ben daha bir günlüğüne geldim. Sabah kim akşam dedik ki Yalova'da oturuyoruz biz. Yalova'da, ay ablam benim, hoş geldin. Ben bir yapmak için geldim. Sonra daha da çok giymiyor. Şimdi oğlum dedi ki geldi. Koştum, çözdüğü varmış, yapmışlar bir şey. Devam. Nasıl biri o? Sevdin mi sen onu mesela? Aha. Tamam. Kaç gibi kalktın bu sabah? Tamam. Böyle bir kere de uyandın mı, alarm mı kurdun? Randevu aldım. Tamam. Orada mıydı gittiğinde randevu aldın? Ha? Ben de. randevusu da zamanında geldi mi? Alet bozulmuş, ona ulaştım. Bu kadar özet geçme, daha uzun anlat. Daha anlat, biz buradayız. Nasıl olursa nasıl olur? Ben seni böyle saatler dinlerim. Sen o kadar tatlısın ki vallahi. Tamam. Çünkü çok kısa anlatıyorsun azıcık da. Ondan sonra ne oldu? Ölüyoruz meraktan. 15 bin lira. 15. Yatağı satalım. (Gülüyor)
vaz mı geçtin? Bütün bir hikayenin sonunda bir de vaz mı geçtin? Sıçanın dişine siktirin gidin ya. Tamam. Bu oğlum peki? Oğlum yarı parasını vermedi. Ne zaman ona rahat olmadım ya. Anne. Bir kocam alkış ablamıza. Sen benim canımsın ya. İyi ki geldin. Vallahi. Oğlum teşekkür ederim. Vallahi oğlum ben seni iki kere şey nasıl ettim gösterdim. İnternette izledim. Tamam. Bugün internette izledim. Sevdin mi? Güldün mü? Gerçekten durdum oğlum. Dersin. Abi seni götüreyim bu akşam. Ha sen bayağı bilerek geldin beni. Bilerek geldim tabii. Ben seni iki kere seyrettim. Senin çok hoşuma gittim. Vallahi böyle. Evladım benim çok iyi çıkıyor. Dedim oraya götürdüm. Tamam annem, ne olur şey yapma. Ben seni götüreyim dedim. Bu akşam buraya geldim. Bir akşam bir şey. Ya bir önceki akşamı da ne olur anlat ya. Yani bak bugün Perşembe'yi de anlat ne olur. Diyor ki çocuğuna ne olmuştu Perşembe? Çok teşekkür ederiz ablacığım benim canımsın. Ne olur mikrofonu bırak artık ne olur. Koca alkış. Canımsınız ya ikiniz de valla. Buraları yayınlayalım mı hocam? Sıkınca var mı? Yayınlayalım mı buraları? Yayınlayın fark etmez. Al mikrofonu fark eder mi? Baştan anlat. Zaten abi 30 dakika diye çok eleştiri geliyordu ya şimdi 83 dakika oldu. Toplamda. Evinde bir insanın ya da yaşadığı sitede otopark olması. Ya da bak asıl standart şudur. Bazı apartmanlarda şöyle oluyor. 5. kata kadar asansörle çıkıyorsun. 5'ten 6'ya sadece bir kişi çıkabiliyor. Onda var onun şifresi. Biliyor musunuz bunu? Galiba bir şey yok. Yani dur bakalım. Geri kalanlar aşağı düşüyor. Hayır hayır. Şöyle bir şey var ya dur bakayım anlatacağım. Şimdi 6. katta oturuyorum ben. Tamam mı? Asansör 5'e kadar herkes 5'e kadar çıkabiliyor. 6'ya sadece ben çıkabiliyorum. Bir şifre giriyorum oraya. Bir üst kata kadar benim şifremle çıkıyor ve iniyor sadece. Tek senin dairen var herhalde. Evet yukarıda tek daire. Ben varım. Sana gelmek isteyen. Ben aşağı 5'ten 5'e inip alıyorum. Ben geliyorum bekleyin. Sokayım böyle zengine ya. Aşağı kata inmiş pijamalarla el alemi alıyor. Yaz 3, 5, 8, 4 yaz. Ama şey çok güzel mesela evin içine çıkıyor açılıyor ya asansör böyle direkt. Onu bildin mi? Aa biliyorum. O da standart. Bakırköy'deki evinizin içine asansör açılıyor mu Cem Bey? Herhalde abi. Apartman komple açılıyor. İçeri giriyorlar. Yok ben biz otopark var diye sevindik. Bizim arabamız yok. Çok mutlu edici bir şey ya. Otopark var. Böyle ara ara yatıyorum geceleri otoparkta. Tamam git otur orada. Hakkın o senin yani. Ama mesela otopark... Apartman otoparkları güzel de mesela... Bazı otoparkçılar var mesela, özel arabayı park ediyorsun, böyle yarım saat bırakıyorsun arabayı. Arabayı bambaşka bir halde geri veriyor. Koltuğu geri itmiş, radyoyu değiştirmiş, aynaları düzeltmiş. Boyataydın bir de arabayı sevdelerine. Öyle otoparkçılar mı hasta oluyor? Kullanmış işte yarım saat, keyif tamam olsun. Tamam abi İzmit'e mi gittin geldin, koltuğu niye geri itiyorsun yani? Uzundur. Bazı insan uzun. Tabii, bende çok oluyor. Mesela öyle evli arkadaşlarım var, adamın arabasını da biliyorum. Öne oturuyorum ben. Eşi arkaya oturuyor. Ben böyle kuması gibi yani. Anlamsız bir gerginlik var kadınla aramızda böyle tamam mı? Pis pis bakıyor bana. Bu salak yine mi geldi öne oturdu falan diye böyle. Asla geri adım atmıyorum. Siktesin gitsin. Bakalım. Şimdi bir kavram var beraber konuşalım istiyorum. Akıllı evde kalmak bir yaşam standardı. Akıllı ev ne demek? Bilen var mı? Akıllı evde yaşayan var mı? Evimiz akıllı diye. Reklamlarda falan görüyoruz ya. Işık böyle kendi yanıyor falan öyle bir şey mi? Akıllı ofiste. Akıllı ofis. Kepenkler gün ışığına göre açılıp kapanıyor. İşte ışıklar gün ışığına göre işte açılıp kapanıyor. İşte sıcaklıkta aynı şekilde. Hiçbir evine araya etmemiz gerekiyor aslında. Ama biz sürekli kavga ediyoruz. Akıllı ofiste. Çünkü yani bize göre aslında akıllı değil. Bize göre geri zekalı ama. Öyle mi? Evet, camlar açılıyor işte havalandırma zaten ortamın oksijenine göre değişiyor falan diyorlar.
Ama şey, aslında camları açıyorum çünkü havasız. Ha. Zaten bu... Ofis veya evde bir şey yok bence. Zaten bu... Akıl diye bir şey yok diye var. Coğrafya kaderdir diye bitiyor muhabbetimiz. Zaten bu yapay zeka çok güvenilir bir şey değil abi bence. Yani akıllı ofis, akıllı telefon. Telefon akıllı değil ki, biz şey yapıyoruz yani. Mesela böyle bir makine dönüşüyor. Ya işte yerdeki şeyleri temizliyormuş. Robot. Evet ama yok yani temizlemiyor. Yani bu da bayağı karışık. Ne yapıyor mesela robot? Alacak. Üşeniyor mu eğil mi? Aman. Ya geçiyor ama almıyoruz. Kendimiz alıyoruz. Böyle yapıyor mu? Sıçacağım. Bunu da ben bazen falan böyle şey yapıyor mu? Bu maaşla çalışılır. Neyle? Bu maaşla çalışılır mı diyor. Oo, hoş geldin Sözcü Gazetesi. Hoş geldin Tokmak. Eyvallah canım sıkuzum. Teşekkür ediyorum. Bir tane robot üretilmiş, o da solcu olmuş. Robota bak, %25'i geçirmiyor hiç. Ebeveyn banyosu bir yaşam standardı mıdır? Evet. Var mı ebeveyn banyonuz? Yok. Sen nerede? Ay tamam. Tek banyo mu var? Tek banyo var. Ve evin en büyük kavgası o tek banyo. Normal. Saat kuruyoruz ya. Kim önce uyanacak da daha uzun süre kalacak diye. Yapacak bir şey yok yani. Ebeveyn banyosu? Ya, bence o ebeveyn banyosu da şey... fantezi. Batı'nın bir oyunu. Ne demek fantezi? Ya çok böyle o kadar yatıya misafir gelmiyor ki. Hani onlara görünmeden banyo yapalım. Herkes birbirini biliyor zaten yani. Anam, babam, ben. Masrafımızla beraber gidiyoruz. Meseleye çok temel bir yerden baktın. Yani ebeveyn banyosundaki asıl sebep birbirimizin götünü görüp görmek değil ki yani. Niye abi ebeveyn banyosuna sen mesela yatak odasında çok bağlı olmuyor mu? Yatak odasının yanında olmuyor mu? Tamam. Mesela normal banyo yapan adam oraya giremiyor mesela. Demek ki neler oluyor acaba orada? Konu nereye bağlandı ya? Bana öyle gibi ama geliyor. En başında demişti zaten. Fantezi unsuru gibi bir şey ebeveyn banyosu. Tabii. Demişti. Annenle babam hayır, anne, iki baba saattir demedim. Ebeveyn banyosundalar. Kim bilir neler karıştırıyorlar. Böyle bakabilir miyiz? Anne baba değil ya. Anne baba hariç. Onlar hariç. Arkadaşıma gittiğim zaman ben mesela ebeveyn banyosu varsa ben böyle bir merak ediyorum. Soruyor mu? Ne yapıyor annem baba? Ne yapıyorlar? Güzelmiş. Yaşam standardı şudur. Bir taksiye bindiği zaman asla taksimetreye bakmayan. Asla ama. Böyle. Beylikdüzü devam sür. Bakmayacağım. Bir de bakmamak için ekstra hareketler yaptığın zaman o telaşın da belli oluyor. Yani taksici görmesin diye çok böyle güvercin gibi çok geriye bakıyor böyle, tamam mı? Devam ederken. Sen bakar mısın taksimetreye? Ben çok yani başka bir yere bakmıyorum. Mesela benim için bir limit var abi yani mesela 15 liralık gideceksem 15 liralık iniyorum. Ondan sonra yani varmam çok önemli değil. Benim hedefim 15 liralık gitmek yani. Zaten indi bindi 13 oldu. Tamam mesela sen bayağı indi bindi artı 2 lira mı gidiyorsun? Ya mesela 6 liralık bir yere gidiyorum 13 çok benim kanıma dokunuyor yani. O yüzden biraz daha gidiyorum ben. Geçiyor böyle. Yani geçiyor. Geri yürüyor mu? Döndürebildiğim kadar dönüyorum. Ama eve gelmemişsem yürüyorum. Bir de böyle... Bence çok mantıklı bir şey. Bizde hep bir şey var ya... Taksici bizi dolandırıyor mu lan diye. Bir böyle soru işaretimiz var. Asla. Bizim Fazlı Polat'ı biliyorsunuz. Hatta geçtiğimiz haftaki Rabarba Talk programından da biliyorsunuz izleyenler. Beşiktaş'tan, Nişantaşı'ndan çıkacağız. Tutup tutabileceği 6 lira, 7 lira. Adam bir sokaktan değil de öbür sokaktan girdi. Fazla böyle yaptı. Oğlum 15 kuruş fark ediyor ya. 15. 15 kuruş. Ya sen hep böyle misin? Bu nasıl müşteriye saygısızlık oğlum diyorum. Sakin. Aynı yol arkadan gireceğiz. Biliyorum ben yani. Yani burada çok fazla telaş yapıyoruz. Ama o fazlayla alakalı bir durum. Biliyorsun biz başka bir yerdeyken böyle merkezi bir yerdeyken Maslak'a gelince adam radyoya gelmeyi bıraktı yani. Ben oradan oraya gelemem diye. Evet doğru. Yani o fazlalık bir durum. Bak çok güzelmiş ha. Restoranda bahşiş veren ama bahşişi sadece demir parayla veren. Şimdi bu yaşam sanatları düşük. Düşürür bu. Kağıt parayla bahşiş veren. Abi ben bir kere para üstü beklerken 1 lira vardı elinde onunla oynuyordum. Tip box'a düştü. Sonra dedim ki tip box kaçta açılıyor? Pazartesi 9 yavrum gel sabah. Vallahi müdürden rica ettim.
Çünkü bazı restoranlar çok pahalı oluyor. Ben bir yerde pizza yemiştim Antalya kale içinde. Kale içinde çok acayip pahalı. Su fiyatından bakıyorum hangisine girsem diye. Hepsi işte 7-8 lira su. Bir yerde bu bir tuzağa koymuşlar su 1,5 diye. Dedim herhalde ucuz. Girdim en ucuz pizza 60 lira falan. Ha, tabii, suyu ucuz yazıp. Tabii böyle şey gibi hani sosyalde ne oluyor ya para yere koyuyorlar kağıtla çekiyorlar sen ne köpek var. Onun gibi yani girdim içeri. Neyse artık dedim pizzayı sipariş edeceğiz falan. Sigara dedim sipariş edebilir miyim diye. Çocuğa işte 15 lira verdim. Benim sigaram 11 liraydı o zaman. İçmemene rağmen. İçmiyorum ben sadece alıyorum. Evde şu an 8000 karton. Bakıyor güzel aldım ha yıllar içerisinde. Çünkü inanılmaz zararlı olduğunu da öğrendim bu arada bu sigara denen illetin. İçenler de şerefsizdir. Evet. Para üstü verdi 4 lira abi haliyle sigarayla beraber. Ben böyle dedim hani çocuk o kadar gitti geldi ya 4 lirayı çocuğa versem mi acaba diye böyle karımı aradım. Babamı aradım böyle böyle bir durum var diye. Hepsi hemfikir olunca çocuğa 4 lirayı verdim. Dedim herhalde artık ayaklarıma falan kapanır sağ olsun. Çocuk gitti 15 dakika sonra bir paket daha sigara almış. Üstüne 11 ekleyip. Sanmış ki ben bir sigara daha istiyorum param yetmedi. Nasıl bahşiş vermeyecek bir tip varsa bende çocuk param sıkıntı yetişmeli sanmış. Yani. O yüzden ben asla bahşiş veren bir insan değilim yani. Sen veriyor musun? Ben veririm ya. Yani nerede olursa olayım bozuk da olsa işte kağıt da olsa veriyorum bir şekilde. Şu ayıp mı? Mesela oturdum bir masaya. Bir önceki masanın hesabı duruyor. Ne var lan? İçinde de 15 lira bahşiş var. Beşini alsam ayıp mı? Bak, terbiyesizlik yok. Beşini alsam ayıp mı? Göz hakkı. Niye tedip onunla böyle salak salak sorular soruyorlar ya? Onun gibi aldım. Hocam, beşini alsam ayıp mı? Size ayıp mı onu almak? Mesela şu an hırsızlık soruyor. Hırsızlık ayıp mı? Şu ayıp mı? Mesela bak, dur. Şu ayıp mı? Diyelim, oturduk bir yerde. Yemekler yendi, içkiler içildi. Cem dedi ki, ben erken kalkacağım abi dedi. Ben sana vereyim dedi. Ben dedim ki hepiniz bana verin, ben en son vereceğim. Aldım orada 40 lira. Merve dedi ki ben erken kalkacağım, 30 lira vereyim. Verdi tamam. Firuze geldi, verdi 20 bilmem ne. Ben de 111 gitti. Ayaklarım götüme vura vura kaçsam ayıp mı? 110 lirayı alıp, yani şurada mesela şunu soruyorum aslında. Kaçmak ayıp da, tabii ki hesabı ödemeliyiz. Ama benim bu yaptığım restoran ayıp da, Cem'e ayıp mı? Onu soruyorum. Bak başka bir yer soruyorum ben size. Başka bir yerden yani Merve yedi, parasını ödedi, vicdanı rahat. Cem ödedi, bilmiyorlar, ben aldım gittim. Cem'e bir ayıp var mı burada? Zaten bir tek bana ayıp var. Oradan da aldım oğlum. Ama abi nasıl bir restoran ki Merve 30 yiyor, Firuze 20 yiyor, ben 40 yiyorum. Sen çok su içmişsin. 1,5'tan 15 lira su içmişsin. Bana bu ayıp olmaz. Değil mi? Hatta böyle bir şey yaparsam ve bize sonrasında gelip anlatsam derim ki sen nasıl bir adamsın ya, bunun üzerine eğlenirim ama bir kerelik. Sonrası için ayıp olur artık sen de Mesut'cum derim. Ben tabii düzenli yapar. Böyle geçinirsem ayıp değil mi? Bu şekilde geçinirsem yani her gün 100 oradan alıyor, 140 oradan alıyor. O zaman ayıp. Senin verdiğin bahşişlerle geçinir mesela. Ha ben biraz bahşiş veriyorum. Veriyorsun. Biraz. Ama hepsi gitmiyor. O anlattığını az önce korktum ben anladım acaba lan dedim. Arkadaşlar sen bahşişi mi topluyorsun? Abi çok veriyorsun ama ya. Çok ama sana ne çok veriyorsa be sen yalıyor da. Bir şey olsa ya Mesut'cum bunlar senin fazla verdiğin bahşişlerde şöyle bir banyo bıraksan. Hakikaten önce, çok bırakıyor bazen için. Yani hesap kadar bırakılır mı abi bahşiş? Ben gerizekalıyım lan hesap kadar mı? Hayır canım. Belki şöyle bir adamım yani bazen mesela garsonlar bahşiş hesabın koyulduğu şey var ya. Onu geri getiriyorlar para üstünü koymuşlar bozukları içine sıkıştıran var bulama diye. Hani 5'i aldın, 3 daha ver içeride. Böyle onu böyle vura vura çıkartıyor. O ne kadar üzücü. İlk buluşmada şöyle bir adam gördünüz. Baştaki parayı vurarak çıkartmaya çalışıyor. Bu soğutur değil mi? Yok. Dünya tatlısı adammış derim. Beni soğutmaz. Masaya yumruğunu vuran bir beyefendiyle karşılaştım derim. Anlamazdan gelirim. O tabiri de anlamıyorum ya. Bir ara şey vardı ya, bizim Şenez Erzik UEFA'da şeydi ya. Mesela Fenerbahçe ile ilgili bir şey oluyor, şey diyor. Şener Erzik artık masa yumruğunu vursun ya UEFA'da falan. Oğlum UEFA böyle bir yer mi? O penaltı. Sen kime masayı UEFA'dasın lan? Böyle kabul ettirilebilir bir şey mi ya? Masayı vurmak şeyini anlamıyorum ya. Anlamlandıramıyorum. Tuvalet kağıdı bir yaşam standardı mıdır? Hayır hayır. Düşmeye başladı ki. Hayır oğlum. Bir dakika ya. Yanlış anladınız. Tuvalet kağıdı kullanmak yaşamda değildir. Ebesilik artık yani. 2020'de saçmalamayın.
Onu demiyorum. Bunun böyle kalite kalite ya bu. Ha, mesela kokulu. 32'li almak bir yaşam standartı düşüklük göstergesidir. Dörtlü almak ya da tekli ikili almak biraz daha kaliteliye kaçtığını gösterir. Doğru mu? Aslında öyle değil de yaprak kalitesi sanırım. Evet, üç kat. Bir de tek katlar var böyle gri. Bildin mi onu? Gri o, beyaz değil. Bir de o var. Tek ya kat o. Zaten kağıt diye, zımpara. Tabii canım, o insan içine kaçar ya. Hep beraber tadımızın kaçtı bir an. Hayır, kalın olmalı yani. Yaşam. Hayır. Arkadaşlar şu hareketi alkışlamayız yani. Kalın mı? Vay be! Abi onu almak değil de eve götürmek çok üzüyor 32'liyi. Böyle abi, sıçmaya gidiyorum. Gidiyorsun. Mahalleli buraya bak. Beraber sıçalım mı? Hem biz bunlara sıçamayız. Başka var mı yaşam standardı? Haydi bakalım kaldırın. Böyle konuşmadıklarımızdan kaldırın arkadaşlar. Katılımcı olun. Gelir aklınıza. Şurada var bak. Ne güzel. Nedir abi? Kafeye, restoran bir yere gittiğimizde girdiğinde menüde fiyata bakmadan sipariş vermek. Kör müsün? Hayır. Anladım ama bunu pratikte çok zor bu yani. Bazı menülerde yazmıyor. Hayır, ya da dolabaşı yazıyor böyle. Şu olabilir mi? Şey ne demek? Bırakma. Mesela buradaki en iyi şeyi gönder gibi. Ha, dolambaçlı yazmak ne demek? Ya hamburger şurada tavanda yazıyor. Mesut Bey, tuvalete girdiğinizde yere bir bakın. 32.90 yazıyor böyle. Şey yapıyorlar ya böyle işte hamburgeri ayrı, yanına patates istersen ayrı, bilmem ne salata istersen ayrı. Menü gibi değil galiba, öyle bir şey mi söylemek istiyorsun? Yani o bakıyorsun böyle 15 liralık bir hamburger, aa bunu yerim diyorsun ama sonra yanına bir ekleniyor, aa 35 lira olmuş. Ha. Zaten menüde yani fiyat yazmıyorsa kaç abi oradan. Yani menüde fiyat. Doğru. Ama yazar. Menüde fiyat yazmamak bence denetim altına alınmalı. Suç. Tabii canım. Bileceğim abi ben ne ödeyeceğim değil mi? Böyle hiçbir şey yazmıyor. Var mı ya? Var var. Boşluk var. Sorunca da mesela diyor ki abi diyor yenisini getirtiyoruz daha şeyde baskıda. He. İki senedir baskıda var o gibi. Yalan yani. Değil mi? Tabii tabii. Bir de sticker koyan var. Onu ben hep altına bakıyorum. Kaç tane acaba? Mesela hamburger 18, sticker koymuş 38. Aman altta 18 ama bakıyorum. Alttakini ver. Sen mesela tırnağınla kazıyıp alttaki fiyatı mı gösteriyorsun? Evet, burada dedim 18 yazıyor, ben onu gördüm. Kendi diyor ya baskıda özel içi de 2 yıldır. Başka var mı yaşam standardı? Buyurun hocam, şuraya verelim. Buyurun. Bence kış tatili. Yani böyle durduk yere hafta sonu kayağa gitmek. Ailece tatile gidebilmek, hafta sonu, cumartesi pazar için gitmek bir yaşam standartı göstergesi. Uludağ'a gitmek. Kış tatili de öyle yani. Tatil genelde yazın yapılıyor ama zenginler genelde kışın da gidiyor. Hay yavrum. Ama o zenginler var ya, ne hayatlar yaşıyorlar. Oğlum onlar birbirlerinin eşleriyle yatıyor mu? Sen, sen o kadar şey yapma. Rahat ol yani. gider misiniz? Siz mesela Esenler'den çıkıp ailenle hiç kış tatiline gittiniz mi? Her zaman, her kış gideriz ailemle beraber. Harbi mi? Hayır canım. Hani böyle bir şey olabilir mi? Ben şunu yapamıyorum ya, siz yapabiliyor musunuz? Mesela diyelim ki hafta sonu gelecek, arkadaşlar şey diyor. Hadi bu hafta sonunda şuraya gidelim. Yakın bir yer dahi olsa benim mutlaka bir şeyim oluyor ve asla gidemiyorum öyle bir şeye. Mesela senle senelerdir biz bir tatile gitmek isteriz. Asla bir yaz buluşup da tatile gittiğimizi hatırlamıyorum ben. Doğru, gidelim. Şeyden değil hani, hadi gidelim. Evet, o ayrı. Hayır, istemiyor musun diyor. Şöyle bir şey. O bana da bir sorsaydınız yani. Manyağa bak. Böyle anlatıyor. Merve, meğer sebebi oymuş. Ben diyorum ki tatil. O da diyor ki gelmeyeceğim. Ben seni döveceğim hocam, şu an döveceğim. Çok özür dilerim. Yok şeyden, iş yoğunluğundan. İş yoğunluğundan yani. Bir türlü bir ayarlayamıyorum. Sizde olmuyor mu öyle bir şey? Bu saatten sonra ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Sen ne? Bir düşün bak, değişiklik olur. Kim istemez babanla yatmak? Tabii ki gelirim. Hayır, yadırgamaz çünkü. Aralarına yatıyor. 2 metre adam gelmiş 40 yaşında. Rahat mısınız? Polatlar. Babam yadırgamaz çünkü sürekli değiştiği için. Tanıdık biz zaten. Babaya bak, kim lan bu? Boş ver ya, bizim çocuğumuz arkadaşlar. Yanındaki insan değişiyor çünkü.
Yaşam standardı nedir? Nereden anlarız? Sağ bak, güzel bak yaşam standardı. Aile avukatının olması bir yaşam standardıdır. Değil mi? Tabii. Böyle bizim sülaleye hep o avukat bakar. Yasemin Aydın. Aile doktoru falan da öyle değil mi? Avukatın ya da aile doktoru böyle ailenin... Aile hekimi bakan... devlet veriyor zaten. Son bir yaşam standardı alalım. Yavaştan toparlayalım. En arkada var Ahmet. Çok güzel bölüm oldu değil mi? Hoş geldiniz. Nedir yaşam standardı? Üniversitede böyle bir olaya yani denk geldik. İşte biz o zaman Boğaz attı otobüsüne binip bebeğe gitmişiz. İşte bilmiyorum isim verebiliyor muyuz? Kafede oturuyoruz böyle denize kenarında işte latte almışız oturuyoruz öğrenci. Bir kızcağız daha oturuyor deniz kenarında. Sonra bir tane... Siz ablayla akraba mısınız? O da senin gibi özet geçiyordu. Aynısınız. Tamam. Yat yanaşıyor. Ondan sonra kız da kahvesini içiyordu. Sonra çarpacak herhalde falan diye biz bir tedirgin olduk. Sonra kız çok rahat bir şekilde kahvesini alıp yata atladı ve gitti. Yani orada yaşam standartını anlamış olduk. Onurluymuş yat. Habersiz de kahveyle oraya gelen yata bilemezler. Aa yat. O an görmüş. Aa. Aa bir insanın yatının olmasını ben anlayamıyorum. Bizim evde çekyat var diye seviniyoruz ama. Yatlardan da çıkırt diye ses geliyormuş. Biliyor musun? Yatacak mısınız? Yatı yıkıyorum. Çıkırt çıkırt. Anladım. Vay be değişikmiş ama ha. Baktınız mı arkasından böyle? Sadece baktım işte. Züğüt tavuk, su aynı kahve işte falan. O yat, yatta, o yatlarda kim bilir kimlerle yatıyorlar. Hiç özenmeyin orada o. Orada o fuş yuvası derler hep. Vallahi be, biz böyle fakir ve namuslu getiriyoruz hayatımızı. 40 yaşıma geldim, kimsenin eli elime değebilir, mis gibi ha. Çok teşekkür ederim, canımsınız. Mesela şurada bir standart. Öğrenciyken öğrenci evinde yaşamayıp da ailesinin İstanbul'daki evinde yaşayan çocuk. İşte aile İzmir'de yaşıyor, ailesinin İstanbul'daki evine yerleşmiş. Standart bu. Kira da vermiyor. Tabii canım ailesinin evinde kalıyor işte. Muhteşem bir şey. Çok bir iyi insan, standart gerçekten. Ailesinin evi olması. Babasıyla hala görüşüyor olması. Paraların iyi olması. Abi o bence önemli. Benim babamın dükkanı var Beyazıt'ta. Küçük yani bir, bir buçuk metrekare falan. Bana tabut olmuyor öyle söyleyeyim. O da tavut gibi zaten. Yani müşteri geldiği zaman babam çıkıyor, müşteri içeri giriyor. Elektrik, işte ampul, floresan falan. İşte kapalı çarşı bilenler bilirler. Ona, o sokaklarda çatılar tek oluyor abi. Yanında da kuyumcu var. Bayağı popüler bir kuyumcu. Orada bir tane hırsız çatıyı böyle delmiş. Bizim elektrikçiye girmiş şansa. Bakıyor ampul ver, floresan, üçlü priz falan var. Demiş yanı deleyim, bakayım ne çıkacak. Kuyumcu 30 kilo falan altını çalmış gitmiş. Biz babamla sabah gittik oraya. Babam şey diyor, alt tabii kuyumcu yavrum ağlıyor falan, üzülüyor. Babam şey diyor, bak bakayım floresanlarda eksik var mı? Oğlum adam 30 kilo altını çalmış, çıkarken bir üçlü priz alayım şuradan. Öyle hırsız... Uzatma kablosu almış. O halde ne kalansa ya o kabloyu alayım. Onlu priz almış. Onlu prizin sonuna üçlü priz bağlayınca size de çok teknolojik bir alet gelmiyor mu? Ana 12 tane diye. Sol taraf anlamadı sözlerce 12 mi? Mesut Bey 13 oluyor ama yani. Ben de yanlış yaptım sanırım. Abi sen de burada abi. Bir de bozmaya çalışıyorum onu ya. O. Yaşlı yaşlı abimizdir. Onlu üçü toplayamamıştır. Halbuki o birine takıldığı için değil mi? Wow! İşte zeka ya. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre, Maslak Kolektif House'da, çok sevdiğimiz bu mekanda, harikulade seyircilerle, sevgili Merve Polat ve Cem İşçiler kadrosuyla Rabarba Talk alkışlarla bitiyor. Görüşürüz. Sevgili Rabarba Talk izleyenleri, bölümümüzün linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. YouTube'dan Mesut Süre kanalını takip edin ki çok izlenelim, daha çok çekmeye devam edelim. Çok güzel başladık, böyle gitsin. Görüşürüz, bay bay.